Fuar TV izleyicileri, sizler için araştırmalarımız devam ediyor. Siyanar Müsiat Fuarı'ndayız. Yanımızda Bin Baltayım ortaklarından Muhammed Ali Bey bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgiler aktaracak. Muhammed Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle standınız hayırlı olsun. Siz ilk defa katıldığını söylemişsiniz. Katılımınız pekiniz şu anda gidişattan memnun musunuz? Yani çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. İlk defa katıldığımız bir fuar. Beklentilerimizin üzerinde bir olumlu talep alıyorsunuz. Taleple karşılaştık. Evet. Yani Bin Göl'ün 1500'den fazla endamik bitki örtüsüne sahip zenginliğini burada tanıtmış olmak son derece mutluluk verici. Öncelikle ben Bin Bal'a döneceğiz biraz sonra, evet, ticari faaliyetlerinize ve çaycı bir sebeplerinize önce, ama Muhammed Ali Bey'i ben izleyicilerime tanıtmak istiyorum. Muhammed Ali Bey kimdir, Bin Bal'la nasıl tanıştı? Yani biz Bin Göl'ü Genç ilçesinin Zımak Mezası diye bir köyünde yaşayan, evet, bir aile bireyiz. Bin Bal'ın geçmişi 1930'lu yıllara kadar süren ata geleneği olan bir arıcılık mesleğimiz. O yüzden başta bunu tabii misafirperver büyüklerimiz, atalarımızın, ecdadımızın misafirperverliğinden dolayı üretimde bulunduğu bir iş. Sonra bunu 60'lı yıllardan sonra ağabeylerimiz bunu ticari faaliyete dönüştürdüler. Bunu daha kapsamlı, daha profesyonel bir şekilde sürdürerek 69'dan sonra ticari piyasada bulunduk. Yerinizi aldınız. Evet. Peki Bin Bal'ın özelliği nedir? Hizmetleriniz neden siz tercih ediyorsunuz? Yani Bin Bal her geçen yıl kendi kalitesini, üretimini daha profesyonel bir şekilde geliştiren, ilerleten bir firma. Bizim özelliğimiz kendi üretimimiz olan, kendimize ait olan kovanlarımızla kendi üretimimizi kendi elimizle piyasada dağıtımını yapmamızdır. Herhangi bir şubemiz yoktur. Taklitimizin olmaması adına tamamen birinci elden üretip birinci elden piyasaya sürüyoruz. Müşterilerini sadece sizden alabiliyorlar. Evet, peki bunu tabii nasıl oluşturuyorsunuz? İnternetten mi yoksa profesyonel satış ekipleriniz yani mi? Yani profesyonel var? Satış ekiplerimiz var. Artı Türkiye'nin farklı bölgelerinde bizimle birebir satış elemanı vazifesi yapan, birebir iletişimde olan kardeşlerimiz var. Anlaşmalı kargo firmalarıyla beraber kapıda ödeme özelliği, artı eve teslim özelliğinden dolayı daha farklı. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, yani bizim ağabeyimiz Abdurrahman Bey'in arkadaşlık ilişkileri. Abdurrahman Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Evet, aleyküm. Bunun etkisiyle Orta Doğu ülkelerine daha fazla bal ihraç ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani kolektif bağlamda bir çalışmamız yok ama birebir iletişim neticesinde çok ciddi bir tüketimimiz var. Yurt dışına var da ihracatınız var o zaman, öyle var, değil mi? Kaç ülke? Evet. Yani Suudi Arabistan, Irak, İran başta olmak üzere Lübnan'a da bal gönderdiğimiz oluyor. Avrupa ülkelerinde de yazın gırbeçi diye tanımladığımız insanlar ülkeyi, işte memleketi ziyarete geldikleri zaman onların aracılığıyla çok ciddi bir aslında tüketimimiz oluyor. Aslında siz firma olarak da Türkiye'yi tanıtma da birazcık da soyunmuş oluyorsunuz, evet, öyle tabii değil mi? Dünyada duyulmuşsunuz. Evet, Bin Bal'ınız tabii duyuluyor. 2016'da İstanbul'da Türkiye birinciliğimiz var. 2017'de dünya ikinciliğimiz var. Apumandia'da dünya ikincisi olmuş Bin Göl balı. Yani evet, bu Bin Göl bölgesine ait, sadece Bin Bal'a ait olan bir kazanım değil. Bunu söyleyelim. Evet. Başta burada hakkını eda edelim. Bin Göl'ün doğasına has bir özellik. Yani başka bir yerde bu kadar zengin bitki örtüsü olmadığı için biz beşer olarak bulaşık elimizi bulaştırmadan, arının içine karışmadığımız sürece bu Allah tarafından bize ihsan edilen bu güzel nimeti insanlara ulaştırmış oluruz. Harbi hastalıklara da şifa olan tabii, bir balımızdan bahsetmiştik. Çok ciddi biraz bir şifa kaynağı. Evet. Mesela bizde polen var, propolis var. Evet. Arı sütü korunması gereken bir ürün olduğu için buraya, evet, getirmedik. Arı sütü var. Bunlar tamamen organik, el değmemiş. Yani böyle piyasada balla ilgili çok farklı algılar vardır, çok farklı bilgiler vardır ama bal tamamen güven esasına dayalı bir ürün. Harikasınız. Bunu korumaya çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki biz böyle franchise mi çalışmasına falan girmedik. Çok güzel. Kendiniz oluşturuyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat eder Bin Bal? Olmazsa olmazları nelerdir? Yani bizde olmazsa olmaz olan müşterinin memnuniyeti ve güvenidir. Evet. Biz bunu birinci öncelik olarak alıyoruz. Bu çünkü hem ticari bağlamda hem itimat bağlamında, evet, sürekli esas alan bir çalışma. Bir de yani
günümüzde özellikle insanlar organik ürün bulmakta zorlandıkları için kimyasal karışımlar insan sağlığına çok ciddi zararlar veriyor. Ama biz bunları dikkate alarak insanlara daha faydalı, daha sağlıklı. Balın kendisi zaten başlı başına bir şifa kaynağı. Evet. Yani Kur'an'da Nahl suresi diye bir sure geçiyor arıyla ilgili. Arı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı çok farklı, küçük ama çok müthiş, mucizevi etkeni olan bir hayvan. Yani bu güzelliği insanlara duyurmak istiyorsunuz. Evet, duyurmak ve gerçekten orijinal haline ulaştırmak ayrı bir mutluluk verici yani. Harikasınız. Peki, Binbal'ın 2019'da farklı projeleri var mı? Yani ilk defa bu uluslararası fuara katılma sebebimiz daha kolektif bir şekilde ihracata dayalı, ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla bölgemizde de özellikle arıcıların tüketimde yaşadığı zorlukları aşabilmeleri, onların üretimine daha ciddi katkılar sunabilmek için böyle bir fuara katıldık. İnşallah tabii fuarda aldığımız olumlu teklifler neticesinde bunun başarılı bir şekilde işleyeceğine inanıyoruz. Dünyaya duyurmak istiyorsunuz. İnşallah niyetimiz. Birinci derecede Bingöl, ikinci derecede tabii ulusal bağlamda Türkiye'nin dünyada tanınan bir markası olmayı umut ediyoruz. Son olarak da sizden, sizi destekleyenlere, içeride ya dışarıda personellerinize, Abdurrahman Bey'e de söylemek istediklerinizi alalım. Buyurun yani, lütfen. Bu aile şirketi ciddi manada duygusal bir oluşumun neticesidir. Evet. Bu duygusal oluşumu, bu itimat ağını oluşturdukları için bütün çalışanlarımıza ayrıca birer birer teşekkür ediyoruz. Burada yani üretimde sağlıklı bir ilerlemeyi sağlayan en önemli etken sahada bulunan emekçi insanlardır. Doğru. Özellikle arılarla ilgilenen, birebir arılarla duygusal bağ kuran o emekçilerimize buradan en içten selamlarımızı, sevgilerimizi Peki. yollayalım. Ben de size çok teşekkür Abdurrahman ediyorum. Abdurrahman abiye de bizi böyle bir alanda buluşturma imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızın devamlı olmasını umut ediyoruz. Peki, biz de farklı projelerde sizle görüşmek üzere. Hoşçakalın Abdurrahman Bey. Herkese sağlıklı bir bal için Binbal'a gelin diyoruz biz de o İnşallah. Zaman. Çok evet. teşekkürler.